Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı bugünkü köşesinde son günlerin siyasi gündemi olan muhatap polemini değerlendirdi. Ataklı, HDP'de İbren'in saraya döndüğünü ve eğer Erdoğan HDP ile anlaşırsa gene laf çıkarabileceğini yazdı. Ataklı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle. Herkesin bildiği bir gerçek var. Yapılacak ilk seçimde boykot etmemesi halinde sonucu HDP oyları belirleyecek. HDP Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya yönelirse onun kazanma ihtimali neredeyse yüzde yüz. Saray da biliyor bunu elbette. Zaten bu nedenle saray yazarlarına yazılar yazdırmaya başladı ama tersten yazıyorlar. Muhalefetin özellikle CHP ve İyi Parti'nin endişeli seçmenlerine yönelik HDP'siz seçim kazanamıyorlar diyorlar. Amaç bu iki partinin HDP ile açıktan anlaşabilmelerini önlemek. Ancak buna rağmen önce CHP Genel Başkanı kendi partisindeki kimi muhalif kesimleri iyice karşısına almak pahasına HDP'ye bir el uzattı. Kılıçdaroğlu 35-40 yılda çözülemeyen Kürt sorunu için meşru bir organa ihtiyaç duyduğunu belirterek devlet dediğimiz kurum gayri meşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz dedi. Bu bana göre CHP'nin en tepesinden HDP ile ilgili bugüne kadar yapılmış en önemli açıklama çağrıydı. Buna şaşırtıcı biçimde İyi Parti'den de destek geldi. İyi Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu, Muharrem Sarıkaya'ya verdiği demeçte HDP'nin meşru bir parti olduğunu söyledi. Dervişoğlu bunun en iyi göstergesinin de meclisteki temsilinde görüldüğünü vurgulayarak şöyle dedi: HDP'li Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu gayri meşru mu tartışmasına en iyi cevaptır. HDP ile AK Parti arasında sıkışan seçmen çıkış yolunu, üçüncü alternatifini arıyor. Ancak HDP'den yanıt farklı geldi. CHP ve İyi Parti'nin HDP'yi çok daha makul bir düzeye çekecek çaresine HDP cevabını muhatap İmralı'dır şeklinde verdi. Partinin eski eş genel başkanı ve Van milletvekili Sezai Temelli Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı. Kürt sorunun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey, demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır. Süreci tıkayan, toplumsallaştırmayan ve masayı deviren AKP çözümsüzlükten medet umarken, bu anlayışın çıkmaz sokak olduğu artık görülmelidir. Bazı HDP'li eski yazarlardan üstü kapalı ama benzeri açıklamalar geldi. Bunun anlamı çok açık. HDP seçim öncesi sarayla da pazarlık yapmak istiyor. Çünkü HDP Erdoğan'ın da seçimi HDP olmadan kazanamayacağını bildiğini biliyor. Üstelik Erdoğan'ın yerinde kalabilmek için her türlü tavizi vereceğinden de şüphesi yok. Ayrıca şu anda Türkiye'de İmralı ile diyalog kurabilecek tek parti AKP ve genel başkanıdır. Kim bilir kaç kere yazdım söyledim. Erdoğan'ın asıl hedefi çok daha güçlü ve etkili olan HDP ile anlaşmak diye. İşte görünen köy durumu var artık. HDP'nin ibresi giderek saraya dönüyor. Not Dün ilerleyen saatlerde gerek HDP yetkililerinden gerekse halen tutuklu olan Selahattin Demirtaş'tan muhatap elbette meclistir yönünde açıklamalar geldi. Ancak bunlar çok net ve kararlı değil henüz. Bu konudaki gelişmeleri 1 Ekim'de meclis açıldıktan sonra daha net göreceğiz. Erdoğan HDP ile anlaşırsa genel hafta çıkarır. MHP gıkını bile çıkaramaz. Saray muhalefet bile onu kırmak için HDP kartını mutlaka ortaya çıkaracaktı. Ona fırsat kalmadan HDP'den pazarlık sinyali gitti. Erdoğan'ın işi bundan sonra kolaydır artık. HDP ile oturup rahatlıkla anlaşır. Zaten Beyaz Saraya yakın dostlarımdan aldığım bilgiye göre Biden 14 Haziran'daki görüşmede Kürtlerle mutlaka bir uzlaşma yapın, bitirin artık bu işi demiş. Amerika'nın destekleyeceğini gördüğüne göre Erdoğan hiç tereddüt etmeden masaya oturur. Geçmişte zaten açılım deneyimi var. Bunu biraz ileri noktaya taşımak zor değil. Üstüne bir de gene laf ilan eder. Böylelikle Selahattin Demirtaş hapisten çıkar. Abdullah Öcalan birkaç yıl içinde ev hapsine geçirilir. Bu yazdıklarımı ilk kez yazmıyorum. Ama ne zaman dile getirsem hemen MHP o zaman Erdoğan'dan kopar itirazları yükseliyordu. MHP'nin böyle bir duruma gıkı bile çıkmaz. Çünkü sağladıkları avantajları artık bırakamazlar. Zaten Bahçeli son iki yıl içinde kırmızı çizgimiz dediği ne varsa çiğnemekten çekinmedi. En son Afganistan olayındaki tavrını kimse unutmaz. Erdoğan HDP ile anlaşır işbirliğine gider, MHP Genel Başkanı da devletin bekası için zaten bu gerekliydi der ve avantajlarını kullanmak üzere yoluna devam eder dedi.